İyi akşamlar değerli katılımcılar, değerli gönüldaşlarımız, canlı yayın üzerinden bizi izleyen değerli vatanseverler, hepiniz haftalık basın toplantısı etkinliğimize hoş geldiniz. Öncelikle belirtmek isteriz ki geçen haftaki seyircili katılımdan sonra gönüldaşlarımız tarafından basın açıklaması değil daha ileri gitti diye bir talepte gelindi. Biz de ismi farklı olsun dedik. Hani siz belirleyin dedik. Sağ olsun gönüldaşlarımız haftalık Cihan Partisi Halk Meclisi Cihan Partisi haftalık grup toplantısı isminin verilmesini uygun gördüler. Teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer küçük partilerimiz de böyle yaparlar. Hatta isterse de gelsinler bizim burada. Onları da salı günleri davet ediyoruz buradan. Kendileriyle de görüşüyoruz diğer küçük partilerimizle. Ondan salonları varsa oralarda da olabilir. Bizim toplantımıza katılımcı da olabilirler. İsterlerse biz yardımcı da olabiliriz. Onların canlı yayından vatanseverlere ulaşmalarına. Evet, değerli vatanseverler, yeni gündemimize hoş geldiniz. Yeni yılın ikinci haftası, üçüncü haftasına girdik, öyle söyleyelim. Birkaç tane gündem maddemiz var. Onları sayarak inşallah başlayacağız. Öncelikle bütün vatanseverleri bir konuda uyarıyorum. Bazı bankacı arkadaşlar bana karşı çıkıyor ama BES, bireysel emeklilik sistemi zorunlu olarak bütün çalışanlar üye yapıldı. 100 lira kesilecek biliyorsunuz. Bundan ilk 2 ay içinde istifa etmek serbest. İstifa ederseniz ilk 2 ay içinde hiçbir zararınız olmadan yatırılan para tarafınıza aktarılır. BES sisteminin katılımcıları var. Güya sistem uydurulmuş. Birçoğunda faiz var. Öncelikle inanç sistemine aykırı, vicdan özgürlüğüne aykırı. Bunun zorunlu yapılması hukuk devletine aykırı, hukuka aykırı bir durumdur. Biz birikim istiyor muyuz, istemiyor muyuz? BES'in hani neden yapılıyor? Ekonomik olarak bazı birikimler elde etmek için bir zamanlar key vardı buna benzer. Şu an devlet kendi eliyle yapmıyor da key sistemi değil de özel sektör aracıyla BES sistemiyle yapmaya çalışıyor aynı şeyi. Buradan tüm vatanseverlere sesleniyorum. İstif edin. Yani bu kötü bir anlamda değil. Bir faydası olmayacak. Bu konuda uzmanları dinleyin. Ha isteyen tabii edebilir. Lakin hiç kimse zorunlulukla zorla böyle bir sisteme üye yapılamaz. İstifa ederseniz ilk 2 ay içinde yani bir dahaki ayda dahil olmak üzere istifa ederseniz hiçbir kaybınız olmadan BES sisteminden çıkmış oluyorsunuz. Değerli vatanseverler birkaç küçük gündem başta sayıp konuya girip ana konuya getireceğiz konuyu. Bir Suriye ile bir sınır sorunumuz var şu an. Bir beka sorunumuz var. Geçen yıl uçak düştü falan oldu filan oldu. Çatışmalar oluyor sürekli. Kilis sorunumuz var orada. Antep'te sorunumuz var. Urfa'da sorunumuz var. Bunların hepsi sıkıntı. Hatay'ı zaten hiç saymıyorum. Hatay tamamen içeride kalmış durumda şu an. Etnik çatışmalar yaşanıyor yer yer. Değerli vatanseverler bunlar böyle bir elim gündemimiz var bizim şu an. Derdimiz var. Suriyeli mülteci sorunlarımız var. Bakın sınır sorunuyla mülteci sorununu ayırdık biz. Suriyeli mülteci sorunumuz var. Sınır sorunu oradaki illerimizi ilgilendiriyor. Tamamıyla sıkıntı. Mülteci sorunu şu an Artvin'den Muğla'ya, Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün illerimizi ilgilendiriyor durum geldi. Geçen yıl bir anlaşma yapıldı. Verilecekti, edilecekti. O zaman da biz bu sistem yürümez dedik ama o sisteme inatla gidildi. 3 milyar dolar mı alacaktık, euro mu alacaktık, bir şey alacaktık hatırlayın. Onu da aldık mı almadık mı tam belli değil. Vermediler bildiğiniz kadarıyla. Bize kapılar açılacaktı, vize kalkacaktı vesaire vesaire. Hiçbir şey olmadı. Sadece biz kendi verdiğimiz tavizlerle kaldık. Mülteci sorunlarımız var. Neden? Alt başlıkta biraz soru var zaten. İşsizlik diye bir sorunumuz var. Geçen yıla göre istihdam sayısı artmış ama işsizlik sorunu, işsizlik sayısı daha fazla artmış.
Yani şu, geçen yıl 100 bin kişi çalıştırıyorduk, atıyoruz rakamı. Bu yıl 110 bin kişi çalışıyor ama işsiz sayımız daha fazla. İşte bu mültecilerden dolayı kaynaklanan bir sorun. Bu veriler dün açıklandı. 6 yılın zirvesinde işsizlik şu an. Özellikle genç işsizlik %21,2'ye çıkmış durumda. Kıbrıs sorunumuz var. Hiç gündemimize gelmiyor. Maraş'ı verelim alalım denildi geçen reisi cumhurumuz. Kaldık yani. Televizyon başında kaldık. Neyi veriyoruz? Neyi alıyoruz? Bakkaldan hani oradan 2 kilo patlıcan ver gibi bir durum varsa bu kadar basit bakılıyor. Hiç gündeme gelmiyor. Orada ne oluyor? Ne oynanıyor? Hiçbir kanal doğru düzgün vatanseverlerine bunu getirmiyor. Kıbrıs bizi doğrudan ilgilendiren, bekamızı doğrudan ilgilendiren, bizim namusumuz olarak gördüğümüz bir yerdir. Şu an bazı gruplar tarafından nifak tohumları ekilmeye başlandı. Yok Kıbrıs'ta şöyle olmuş da, yok Kıbrıs'ta böyle olmuş da falan olmuş filan olmuş. Orada da aynı şeyler Türkiye için atılıyor nifak tohumları. Kıbrıs'ta bizim bağlarımızı koparmaya çalışıyorlar. Allah'tan Rum kesimi her seferinde boyunları bozuyor. Yani bizim bozmamız gerekirken Rum kesimi bozuyor. Rum kesiminde şu an Rusya hakim ve Rusya orada bayağı bir idare olarak hakim. Bayağı bir etkisi var. Rusya'nın orada çalışmalar neticesinde daha önce anlam planı vesaire bozuldu. Normalde bunları bizim bozmamız lazım. Ege adaları sorunumuz var. Doğrudan sınırımızı, bekamızı, her şeyimizi etkileyen bir unsur. Yine oranın hakkında yorum yok, televizyonlarda haber yok, ne oluyor, ne bitiyor. İnsanlar sosyal medyadan öğreniyor veya bir iki tane muhalif kalmış kanaldan öğrenebiliyor ancak. Muhalif kanallardan da bazıları tarafsız diyorlar, eğer yayınlarsa, lütfedip yayınlarsalar bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ege Adaları'nda şu an içler acısı bir durum yaşıyoruz. Bunlar bizim 5 yılımızı, 10 yılımızı değil, önlem almazsak 100 yılımızı etkileyecek hususlar. Değerli vatanseverler. İç terör sorunumuz var. Malum anlatmaya gerek yok. Terörle artık yaşıyoruz mecburen. Geldiğimiz noktada. Buna ancak ve ancak bir şey patladıktan sonra, bir yer tarandıktan sonra ne yapabiliriz diye ortaya çıkabiliyor. Bakın 2 haftadır en son işte şeyde saldırı oldu. İzmir'de oldu değil mi? En son saldırı. Ondan sonra yayınlar duruyor. Yani illa bir saldırı olacak, biz yayınlara başlayacağız veyahut da ne yapabiliriz soracağız. Ondan biraz geçince yine unutuyoruz her şeyde olduğu gibi. Hiçbir şey yokken otur, koy masaya bunu, enine boyuna tartış, vatandaş ne yapabilir, devlet ne yapabilir, nasıl işbirliği içine gidilir. Bizlerde böyle bir şey yok. İşbirliği ve eş güdüm olmadığı için de sorun kalkmıyor ortada. Sürekli önümüzde. Ekonomik sorunlarımız var. Bu ekonomik sorunlar yine alt başta verecek olursak para politikası sorunlarımız var. Malumunuz üzere doların geldiği durum belli. Euro 4 lirayı geçti. Daha önce Ecevit zamanında serbest piyasa diye yapmıyorlar. Serbest kur demiyordular. Şu an serbest kur var diye kimse herhalde anlamıyor. Şu an devalüasyon oluyor paramız. Ecevit'in hükümetten düşme sebebiydi. Bunu söylediğiniz zaman ha bize saldırı var Türkiye istemiyor. Ya Ecevit zamanında da Türkiye istemiyordular ki. Yani Ecevit başbakan oldu. Hadi Türkiye'yi geliştirelim mi diyordu Amerika. Almanya, vay Ecevit başbakan olmuş. Hadi Türkiye'ye bütün yatırımları yapalım mı diyordu. Hayır, Türkiye'yi yine istemiyordular. Ecevit'i düşürme sebebini bugün görmezden geliyor. Ecevit'in hükümetten düşme sebebini bugün insanlar görmezden geliyor. İşsizlik sorunlarımız var. Biraz önce bahsettik. 6 yılın zirvesindeyiz işsizlikte. Bu da şöyle işsizlik eski gibi değil. Son 6 ayda bir yerde bir gün dahi çalışmışsanız işsiz sayılmıyorsunuz. Yani %11,3'tü sanırım. 21,2 genç işsizlik. %11 işsizliğimiz var. Bunların da çok çok fazla aslında. Son 6 ayda bir yerde bir gün çalışmışsanız işsiz sayılmıyorsunuz. Çalıştınız, atıldınız, yeni iş arıyorsunuz. Siz işsiz sayılmıyorsunuz. O istatistiğe etki etmiyorsunuz. Bu haliyle %11,2 olan işsizliği düşünün arkadaşlar.
Tarım ve hayvancılık sorunlarımız var. Et aldı başını gidiyor. Bakliyat neydi? Dün baktık nohut 11 lira 13 kilosu. Nohut ya bildiğiniz nohut. Türkiye'de üretilen. Hindistan'dan nohut gelecekmiş de ucuzlayacakmış. Ya Türkiye ne zaman düştü bu hale? Bakliyatıyla ünlü Anadolu ne zaman düştü bu hale? Bütün politikaların hatalı olduğu tarımda buradan belli oluyor. Nohut 11 lira, biz Hindistan'dan nohutu bekliyoruz, gelecek ucuzlayacakmış. O da kaça düşecek biliyor musunuz? Onu da araştırdım. 8 liraya düşecekmiş arkadaşlar. Nohut, 1 kilo nohut. Hayvancılıkta deseniz, sütümüz pahalı, etimiz pahalı, yumurtamız almış başını gidiyor. Bunlar ana gıda maddeleri, hiç yemezsen yeme. Hadi hangisini yemeyeceksin? Bir kar yağıyor, sebzemiz etkileniyor. Çünkü niye tarım alanlarını yok ettik bir yandan? Bunların hiçbir yani son 20 yılda özellikle hunharca bir saldırı oldu. Rantlaşma çerçevesinde. Takip ediyorsanız şu an Çengelköy'de hani meşhur Çengelköy badem diyordur ya yani, salatalık. Şu an Çengelköy'de badem üretilmiyor. Yok tarım alanı kalmadı çünkü. Bursa ve Yalova'da üretilip Çengelköy diye satılıyor vatandaşa. Üretim sorunlarımız var. Maalesef dolar bozdurmakla doların düşmeyeceğini defalarca dedik, bizi kimse dinlemedi. Bizi hiç kimse dinlemedi. Üreteceksin. Sattığınla aldığın birbirini karşılayacak. Kendi yağında kavrulacaksın ki dövize hükmedebilesin. Dolar bozdurmakla, euro bozdurmakla düşmez bu ve ben hala hayret ediyorum. Sayın Reisi Cumhur'un bir tane danışmanı çıkıp demiyor mu ki ya Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, siz böyle böyle diyorsunuz ama demeyin. Bu böyle düşmez. Demiyor mu bunu çok merak ediyorum. Yani komik duruma düşmesini mi istiyorlar sürekli? Bunu sadece biz izlemiyoruz. Bütün dünya devletleri izliyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı döviz bozdurmakla bu işin biteceğini sanıyor. Rus rublesiyle Rusya ile ruble üzerinden iş yapacağız deniliyor. Ya bu paritedir, parite. Rus rublesinin de döviz karşısında, dolar karşısında bir konumu vardır. Euro karşısında bir konumu vardır. Riyal karşısında bir konumu vardır. Ona göre tüm dünya birbirini etkiler. Onu kullanmıyorsun diye değil, üretim yapmıyorsun diye düşer veya çıkar. Maalesef bunu anlatamıyoruz biz kimseye. Eğitim sistemi sorunlarımız var. Çok önemli. Çok 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 önemli. Eğitim sistemi dediğimiz zaman ne görüyoruz biz? Bina yaptık, okul yaptık, sınıf yaptık, sıra aldık. Müfredatı geliştirirken hata yapılıyor. Şu an yine bir hata daha yapılıyor. Bilmem kaç tane atanamayan öğretmen var. Biz onları düşünmek yerine biz yeni bina yaptık diyoruz. 20 çocuğa bir öğretmen baksın. Niye 30 çocuğa bir öğretmen bakıyor? Fiziki mekana biz yaptığımız harcamayı eğitime yatırım olarak düşündüğümüz sürece gelişemeyiz. Ki eğitim bir milletin en önemli politikasıdır bizce. Cihan Partisi olarak buna çok önem veriyoruz. İnşallah iktidarımız nasip olur gelirsek eğitime verdiğimiz önemi herkes görecek. Eğitime verilen, yapılan yatırım bu dediğimiz anlamda. Bina anlamında değil. Hiçbir zaman boşa gitmez. Hiçbir zaman. 10 yıl sonra karşılığını alırsınız. 20 yıl sonra karşılığını alırsınız. 30 yıl sonra karşılığını alırsınız. Düzgün yetiştirdiğiniz nesiller 40 yıl sonra yönetime gelecek. Şu an sürekli eğitim sistemini oynanan bir Türkiye'de yaşıyoruz. 40 yıl sonra yönetime gelecek çocuklar, bu çocuklar bu eğitim sisteminden geçiyor. 40 yıl sonra yönetime gelecektir. 50 yıl sonra onlar da yönetici atayacaklar bir de üstüne üstlük. Bozduğumuz eğitim sistemi 40 yıl, 50 yıl sonra bizi mahvedecek. Bunların yanı sıra birçok iril ufaklı sorunumuz varken biz ne ile uğraşıyoruz? Bunları niye saydık? Başlı sorunlarımız, başlıca sorunlarımız. Biz başkanlık sistemiyle uğraşıyoruz.
Batıda saldırı var, güneyde saldırı var, doğuda saldırı var, kuzeyde saldırı var. Ekonomimiz dip yapmış. Bahçeli'den biz bugünlerde gördük mü ki ekonomiyi şöyle yapalım, euro şöyle yapalım, dövizi böyle düzeltelim. Hiç duyan oldu mu? Olmadı. Hiç duyan olmadı. Durup dururken bir başkanlık sistemi attı ortaya. Bu kadar derdin arasında biz bunlarla uğraşmalıydık. Bu sorunlarla uğraşmalıydık. Başkanlık sistemini seneye de tartışabilirdik ama Ege'deki adaları seneye tartışamayız. Bir kere gider. Kıbrıs bir kere gider. Güney sınırı delinir, bir kere denir. İkinci şansın olmaz buna. Biz keşke bunları tartışsaydık. Maalesef. Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımı aradım. 2 gün önce. Şu an mecliste AK Partili bir vekilin danışmanı olmuş. Değerli vatanseverler. Onunla ilgili size bir şey anlatacağım ben şimdi. Nasılsın, iyi misin dedik. Selam, sabah telefonu açtıktan sonra işte mecliste danışman olduğunu öğrendim. Hayırlı olsun falan. Biliyorsunuz biz yazı gönderdik. Tüm milletvekillerine bir yazı gönderdik biz. Ve çok da güzel bir yazı şu an. Sosyal medyadan biz onu yayınladık. Web sitemizde de var. Herkes okuyabilir. Çok güzel, çok anlamlı bir yazı. Bütün milletvekillerine gönderdik. Sadece iktidar değil, muhalefete de gönderdik. Şöyle dedi. Tabi danışman olduğu için onlara gidiyor yazı öncelikle. Okudunuz mu dedim. Ben tebrik, teşekkür beklerken, hani duyarlılığınızdan dolayı ya da üslubunuzdan dolayı bir teşekkür beklerken size yakıştıramadım cümlesiyle karşılaştım. Neyi dedim yakıştıramadınız? Özellikle dedi son cümlesi. Son cümlesi neydi biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın çok iyi dinleyin. Son cümlesi şuydu. Temsil ettiğiniz milletin istikbaline yakışır şekilde hareket etmeniz dileğimdedir. Temsil ettiğiniz milletin kim? Biziz değil mi? Onlar vekillerimiz bizim. İstikbaline yakışır şekilde hareket etmeniz dileklerimle. Ne var bu cümlede? Hayret ettim. Nitekim okumuşlar yazımızı. Başkanlık yazımız hususundaki yazılarımızı da okumuşlar. Şunu diyor. Biz sizi tanıdığımızda farklı tanımışız. Partiyi sonradan duymuş. Biz başka partiye geçebileceğinizi düşünmemiştik. İşte çok yanlışsınız. Yani kısaca şunu diyor değerli arkadaşlar. Başkanlığı kabul etmen lazım. Yanlış yapıyorsun. Senin gibi düşünmek zorunda mıyım ben? Sen benim gibi düşünmek zorunda mısın? Bana bir telkinde bulunabilirsin ama beni bir zorlama yapamazsın bana. Ki bugüne kadar kaç kere bu konuda aldandılar. Malum kendi ağızlarına da söylediler. Kandırıldık dediler. Kendi düşüncesini doğru sayan bir zihniyet hiçbir zaman gelişemez. Beni eleştirme gibi bir cümle çıktı ortaya yani sonunda. Uzun lafın kısası kanuna muhalefet etmemi kabul etmiyor. Bu kanunu kabul etmelisin diyor. Olmaz diyor. Evet demelisin diyor. Değerli vatanseverler, öncelikle bilinsin ki bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizim gerek anayasa hususunda, gerek tüm hususlarda çalışmalarımız kişilere yönelik değildir. Biz yola çıkarken şunu dedik, siyaset yapacağız, politika yapmayacağız. Politika batı kökenlidir, vahşidir. Siyaset doğu kökenlidir, hukukidir. Peygamber Efendimiz çok iyi bir siyasetçidir. Biz politika yapmayacağız. Biz siyaset yapacağız diye bunu belirterek yola çıktık. Biz bizden öncekilere benzemeyiz. Biz doğruya doğru diyeceğiz. Eğriye eğri diyeceğiz. Bunları söyleyerek yola çıktık. Ve kişilerin ne olduğu bizi ilgilendirmiyor.
Adı Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Çağdaş olabilir, Kürşat olabilir. Benim dadım Kürşat, malum. Onları bile sınıflandırıyoruz isim olarak. Bizi ilgilendirmiyor. Mezhebi bizi ilgilendirmiyor. Ortaya koyduğu politikalar bizi ilgilendiriyor. Bizden öncekiler ortaya konulan politikalardan değil, birbirleriyle uğraştıkları için karıştırılıyoruz. Biz inşallah ortaya konulan politikalara karşı siyaset geliştireceğiz. Nitekim yaptığımız çalışmayı da biz biliyoruz şu an. Evet, CHP biraz dinlendirmeye çalışıyor ama diyor ki biz başkanlığa bu yetkilere karşıyız. Tamam. Ama bunu doğru kelimelerle tam net olarak söylediklerini düşünmüyoruz. Daha doğru kelimeler seçilebilirdi. Vatandaşlara yönelik algıyı daha oluşturacak kelimeler yönelebilirdi. Biz de aynı şeyi söylüyoruz şu an. Biz anayasa teklifine, metnine karşı bir çalışma yaptık. Önümüze koyduk, doğru mu, yanlış olduğunu gördük. Bu sistemde Ahmet Başkan olmuş, Mehmet Başkan olmuş, Ali Başkan olmuş, Veli Başkan olmuş fark etmiyor. A partisinden gelmiş, B partisinden gelmiş, C partisinden gelmiş fark etmiyor. Şu sistemde babam Cumhurbaşkanı olsa kabul etmem. Net olarak söylüyorum. Babam Cumhurbaşkanı olsa kabul etmem. Bunları söylüyoruz. Yine kabul edilmiyor. Ya siz hata yapamaz mısınız? Siz insan değil misiniz? Siz yanlış düşünemez misiniz? Danışan dağlara aşarmış. Hiç kimseye danışılmıyor. İktidarın bir gücü var elinde. Şimdi MHP de destek çıktı ona. Hiç danışmadan istedikleri gibi alıp yürüyorlar. Daha önce de değerli vatanseverler, bize şu an yanlış yapıyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz, başkanlık hakkında yanlış düşünüyorsunuz diyenler daha önce Zaman Gazetesi alırken, liyakatsız atamalara göz yumarken hepsi devletin değişik kademelerine alakasız kişiler torpilden getirilirken cemaat adıyla ve ne istedik de vermediler cümlesine temel olan ne isterseler verirlerken biz diyorduk ki yanlış yapıyordunuz. Onlar yine diyordu ki siz dinsizsiniz, siz vatan hainisiniz, biz ülkenin bekasını istiyoruz. Böyle diyordular bize. Gelinen noktada ne oldu? 15 Temmuz süreci oldu. Şimdi aynı o zaman bizi vatan haini ilan edenler hiç utanmadan bugün kalkıyor. Bugün yine aynı şeyleri söylüyor. Kaldı ki biz ne o zaman küfrettik ne şimdi. Çünkü Allah yarattı. Allah'ın yarattığı en üstün varlık insan. O zaman Fethullah Gülen'i halife ilan edenler bugün Fethullah Gülen'e küfrediyorlar. Allah'ın yarattığı insana küfrediyorlar. Bugün de başkasını halife ilan ediyorlar. Bugün biz yine aynı metanetle, aynı sakinlikle cevap veriyoruz. Çalışma yapıyoruz. Yarın da şunu biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü bittiği an Recep Tayyip Erdoğan'a da saldıracaklar bunlar. Ve belki de biz yine diyeceğiz ki yapmayın Recep Tayyip Erdoğan'a küfretmeyin, hakaret etmeyin. Yine bize düşecek bu. Bunu onu savunmak bile bize düşecek. Yıllardır bunu yaşıyoruz çünkü. Güce tapılması çok kötü bir şey maalesef. Şunu da belirtelim. Parti olarak 6 kere Cumhurbaşkanlığa yazı yazdık. Bizi takip eden vatanseverler bilir bunu. Gönüldaşlarımız bilir. 4 kere de başbakana yazı yazdık. Cumhurbaşkanına başbakan kez bir kez BİMER'den, 2 kez CİMER'den, 3 kez de parti olarak üst yazıyla resmi yazılarımızı yazdık. Tanışmak, görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak bir parti olarak.
Arkadaşlar cevap dahi gelmedi. Ha bir kere cevap geldi. Cumhurbaşkanımız çok yoğun. Belli ki hafta sekreterliğim yazdı. Danışmanım yazdı. Kim yazdı bilmiyoruz. Şu an hala etrafı sarılıdır. Ulaşılmıyor, ulaştırılmıyor. Cumhurbaşkanının etrafı hala sarılıdır değerli vatandaşlar. Ulaşamıyorsunuz. Farklı bir ses onun kulağına gitmiyor. Zaten gitse biraz önce dediğim gibi defalarca dövizinizi bozduğunda dolar düşsün demez. Defalarca bunu demez. Yanındaki danışmanlarının da iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz biz. Buradan daha açıkça herkese ilan ediyoruz. İzliyorlar, biliyoruz biz. Gelelim ana gündeme şu an. Ana gündemimiz Türkiye'nin gündemi, anayasa. Yarın ikinci oylama yapılacak malum. Bunları hep girizgah olarak şu an geldik. Evet diyecek olan AK Partili seçmenlerin en önemli sebebi. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yoklukta iyi lider olarak tanımlamaları. Bakıyorlar karşısında kimse yok. Yıllardır öyle, 16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan bütün seçimlerden başarıyla çıkmış. Diğer liderlere göre, diğer genel başkanlara göre evet daha otoriter, daha işini bilen bir çizgi çizmiştir. Bundan dolayı şu an Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan görmek istiyor AK Parti seçmenler. Bunun bir diğer şeyi de, sebebi de şu, gittiği yerde Bismillahirrahmanirrahim demesidir, Allahu Ekber demesidir. Bu da medya çok iyi servis ediyor. Açık açık konuşuruz biz arkadaşlar. Açık açık konuşuruz biz bunu. Gidilen yerde namaz kılarken fotoğraf çekilmesidir vesaire. Bir diğer sebebi de bu. Recep Tayyip Erdoğan başkan olunca dinen de dinin iktidara gelineceği sanılıyor ama bunun örnekleri var. Maalesef tarih bilincinden yoksun olduğumuz için, eğitim sistemimiz bozuk olduğu için o konuda da yanılıyoruz. Bir türlü bizim anlatamadığımız şey şu arkadaşlar. Bakın. Recep Tayyip Erdoğan bir fanidir. Bir ölümlüdür. Başkanlık sistemine geçtikten sonra vefat etti. Kendiliğinden vefat etti. Hiçbir şey yok. Veya suikasta kurban gitti. Bir şey oldu. AK Partili seçmen şunu düşünüyor mu? Özellikle medyamız. Biliyorsunuz istediğini yönlendirebiliyor. Kimi sevmiyorlar şu an? En çok kimi sevmiyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu. Akşama kadar hakaretler, küfürler, aşağılamalar, yine bir insana yapılan, yani bir tasvip etmiyoruz bunları. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir sorunumuz yok. Ben şu an AK Parti'nin özellikle sosyal medya ekibinden bahsediyorum. Hatta ona küfür ederek oy devşiriyorlar, öyle söyleyelim. Peki Kemal Kılıçdaroğlu başkan olursa ne yapacak AK Parti seçmeni? Şu yetkilerle, hani o çok sevdiği. Bizim bahsettiğimiz işte bu. Biz A'ya, B'ye, C'ye karşı değiliz. Bu sistemde, bu yetkilerle başkanlık sistemi zararlı olur. Çok zararlı olur. Veyahut da referanduma gittik. Nisan ayında referandum diyorlar. Eğer şeyden geçerse ikinci oylamadan. Reisi Cumhur Mart ayının ortasında vefat etti. Ömrü yetmedi. İşte kişi için oy veren herkes açıkta kalacak arkadaşlar. Biz sisteme oynamalıyız. Sistem de hatalıdır. Kişi için oy veren herkes hatalıdır arkadaşlar. MHP tarafına dönecek olursak, MHP tabanı biz incelemeler yaptık. Hayır diyor. Zaten şu an çatlamalar yaşanmış durumda. Sürekli kavgalar, istifalar yaşanmaya başladı. Kendi kendine artık herkes istifa ediyor. Görevden almaya da gerek kalmadı artık. Kendi kendine herkes istifa ediyor. Çünkü MHP tabanı, MHP il ve ilçe başkanları artık anlatamıyorlar. Kimsenin içine çıkacak halleri kalmadı. Arkadaşlar. Hiç yaşamadıkları utançları yaşıyorlar. Bazı basın kanallarından çıkmış durumda bunlar. Bizim de arkadaşlarımız var. Görüyoruz, duyuyoruz bunu. Geçen hafta tarih HDP'lilerin
MHP'lilere vatan haini dediğini yazdı arkadaşlar. HDP'liler MHP'lilere vatan haini diyor. Neydik, nereden geldik, nereye döndük hiç kimse anlayabilmiş değil. Niye MHP'ye tekrar girdik? Şimdi MHP bu işin ana damarı. Recep Tayyip Erdoğan çok istiyordu başkanlığı. O dahil unutmuşken, AK Parti dahil unutmuşken birdenbire Devlet Bahçeli çıktı, sistem gelmedi dedi ve onun üzerine çok hızlı bir süreç yaşıyoruz. Çok hızlı bir süreç yaşıyoruz. Peki MHP geçen yıl insanlardan, meclise gelmek için insanlardan oy isterken beyannamesinde ne demiş? Beyannamesini çıkarttık MHP'nin. Bakalım beyannamede ne demiş? 1 Kasım 2015 seçim beyannamesi 25. sayfa. Huzurlu ve güvenli gelecek sloganı ile beyannameyi yazıyorlar. 25. sayfa. Milliyetçi Hareket Partisi, devletin ve milletin bekasını tehlikeye düşüren, PKK'ya silah ve mühimmat sağlayan, çözüm adı altında yürütülen bölünme ve ihanet sürecinin bitirilmesine evet demiştir. Yolsuzlukla mücadele edilmesine, yetim hakkı yiyenlerden hesap sorulmasına, hırsızların adalete teslim edilmesine, rüşvetçilerin yakasından tutulmasına evet demiştir. 17-25 Aralık sürecine atıfta bulunuyor. Diyor ki siz AK Parti, bunların hepsi AK Parti'ye karşı yazılmış maddelerdir. Herkesin sadece anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi kullanmasına evet demiştir. Sadece diyor anayasa ve yasalardan yetki alabilirsin diyor. Devletin kuruluş esaslarının, bakın burası çok önemli. Devletin kuruluş esaslarının ve cumhuriyetin temel niteliklerinin yer aldığı anayasanın ilk 4 maddesine sahip çıkmasına evet demiştir. MHP bu ilke ve şartların kabul edilmesi halinde koalisyona varız demiştir. Buradan sonrası çok ilginç ifadeler. MHP bölünmeye, hırsızlığa, adaletsizliğe ve vesayete hayır, huzura, kardeşliğe, refaha ve güvenli bir geleceğe evet demiştir. PKK'ya evet diyen AKP, MHP'ye sırtını dönmüştür. İmralı canisinin 10 maddelik ihanet metnini kabul edenler, MHP'nin ilkelerini konuşmayı bile denememiştir. İşte bunu, bir madde daha var okuyacağım seçim beyannamesinden. Bunu MHP teşkilatı vatandaşa artık inememektedir. Şu an utanıyorlar artık sokağa çıkmak için. 72. sayfada aynı beyannamede ne diyoruz? Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı. Bakın şu an çıkarılan başkanlık yasası bu. Şu ilk okuduğum cümle. Tekrar okuyorum. Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özel bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine, zemin hazırlayacak anayasa değişikliği yahut yeni bir anayasa yapılmasını hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak ve karşı duracaktır MHP diyor. Böyle oy istedi insanlardan. Birinci paragraf. Şu an yaptığı ne? Bu yasayı kendisi de getirir meclise. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter milli devlet yapısını esas alan parlamenter sistemi üzerine basa basa söylüyorum. Demokratik siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüyor ve Türk milletine en uygun yönetim şekli olarak değerlendiriyoruz. Çok iyi dinleyin. Sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunların yine parlamenter sistem içinde çözülmesini mümkün görüyoruz. Bu sebeple iktidarın kişiselleşmesi suretiyle temel hak ve özgürlükler bakımından tehlikeli bir otoriterleşmenin önünü açabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş esaslarından kopararak devleti ve milleti farklı siyasi ve idari yapılanmalara götürecek altyapı oluşturmayı hedefleyen, başta başkanlık olmak üzere yar başkanlık ve benzeri sistemlere uygun bulmuyoruz. Anayasa ihtiyacını toplumsal gereklilikler yerine devleti ve milleti parçalanmaya götürecek bir sistem değişikliğine endeksleyen siyasi yaklaşımı reddediyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli vatanseverler, biz şu an MHP'nin reddettiğine biz hayır diyoruz zaten. Biz şu an hayır diyoruz, MHP'nin hayır dediğine diyoruz şu an zaten. Devlet Bahçeli'nin hayır dediğine diyoruz. Bu kadar basit. Bakın kendisi yazmış zaten. Bize bir şey bırakmamış. 6 ay önce daha başkanlığın ne kadar zararlı olacağını söylüyordu. De-
Devlet Bahçeli bir yılda, bakın bir yıl geçti aradan, bir yılda ne değişti de başkanla Recep Tayyip Erdoğan bile unutmuşken, tekrar soruyoruz bu soruyu, bu kadar derdimizin arasında az önce saydık, doğumuz saldırıda, batımız saldırımızda, ekonomi berbat, biz meclis bunlara yoğunlaşması gerekirken bu kadar sorunun arasında tekrar başkanlık sistemini neden getirdi? Her ne yaparsa yapsın, Devlet Bahçeli bu vebalden kurtulamayacaktır. Çünkü yalan söylemiştir. Buyurun. Bu beyanname onun imzasıyla yayınlanmıştır arkadaşlar. Bu beyanname onun imzasıyla bunu yapacağız demiştir. Bugün yapmıyorsa insanları kandırmıştır, yalan söylemiştir. MHP'de savunma politikası neyi? Savunma mekanizması. Hiçbir savunma bulamayan vekiller ve partiler ancak şunu diyebiliyor. Genel başkanın bir bildiği vardır. Bahçeli'nin bir bildiği vardır. Efendim her zaman haklı çıkıyormuş. Vesaire vesaire. Başka bir açıklama yok. Ya deyin ki maddeler şundan dolayı güzel, biz buna oy vermeliyiz. Yok böyle bir şey. 15 Temmuz gecesi herkes Devlet Bahçeli'ye sormuş. Cumhurbaşkanını Bahçeli kurtarmış. Efendim orgeneral kimdi? Ümit Dündar onu aramış. Bakın 3 ay bunun üzerinden geçindiler. 3 ay kahraman gibi geçindiler. Hiçbiri her gün basının karşısına çıktığı halde hiçbiri bunu yalanlamadı. Hani dedi ya beni Bahçeli'ye sorabilirsiniz, kefilim odur. O da güya Bahçeli'yi aramış. Bahçeli demiş ki evet ben ona kefilim. O da demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı ben Orgeneral Dündar. Sayın Cumhurbaşkanım İstanbul'a gelin, ben sizi koruyacağım. 18 Ekim'de Meclis Darbe Komisyonu'na konuşan Orgeneral Ümit Dündar şunları söyledi. 5 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da dahil hiçbir bakanla görüşmem olmadı. Beni Devlet Bahçeli'ye sorun diye bir beyanım olmadı dedi. Meclis Komisyonu'na. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Meclis Komisyonu'nda bunu diyor. Ya hani Devlet Bahçeli kurtarmıştı? Ve o gün bugündür vatandaşın algısında şunu oluşturdular. Devlet Bahçeli'nin ders haklı çıkıyor. Bak generaller bile Devlet Bahçeli'ye danışıyor. İşte o olmasa indiremeyecekti falan. Buyurun. Meclis Komisyonu'nda resmi ifadesi kişinin. Orgeneral Dündar'ın. Benim Bahçeli'ye sorun diye bir cümlem olmadı diyor. Tam 3 ay insanlara bu yalanı yutturdular değerli vatandaşlar. 6 ay önce söylediğiyle çelişen bir genel başkan, Devlet Bahçeli'den bahsediyorum. Bakın bu ara Devlet Bahçeli'yi çok eleştiriyorum. Çünkü kendi partisiyle birlikte, kişilerle uğraşmam ben, kendi partisiyle birlikte bile çelişkiye düşmüştür, tartışmalıdır. Ve insanlara söz verdiğini yapmıyor. CHP aynı çizgisinde, HDP burada seçim beyannamesi, tek bir parti var, tek bir kişi var. Parti değil, Devlet Bahçeli ve vekilleri. Her vekil de değil. Kimlerin hayır verdiğini biz biliyoruz. MHP tabanı istemiyor, hayır diyor. Ülke ocakları hayır diyor. Çünkü mert çocuklar. Birçoğu şunu biz kulaklarımızdan duyduk. 17-25'in hesabını soracakken biz niye buraya takıldık diye çocuklar bunun cevabını alamıyorlar. Aynı seçmen çocuk bunlar. Hepsi 18 yaşını geçmiş. Şimdi 6 ay önce Bahçeli, 6 ay önce Haziran'da diyordu ki başkanlığa karşıyız. Bahçeli'ye aynı kişiler diyor ki ileri görüştü. 6 ay öncesiyle çelişen bir insan ne kadar ileri görüşlü olabilir? Ne kadar ileri görüşlü olabilir? Ne kadar itibar edebilir? Veyahut da bugün diyor ki ben başkanlığı destekliyorum, değil mi? 6 ay sonra başka bir şey diyen kim biliyor? Haziran 2017'de Temmuz'a girdiğimizde derse ki ya başkanlık yanlış bir şey, başka bir yöne döndük. Bunun garantisi yok. Aynesi iştir kişi. Tüm bunlar yaşanırken bizi sevindiren tek bir husus vardır. Yaptığımız çalışmaları, anayasa çalışmasıyla tüm vekilleri etkilemiş olmamızdır. Bizler farkındayız, hani içinde olduğumuz için algıda seçicilik var tabii ki. Anayasaya dokunma.com adresinde ne varsa, ne yazmışsak, aynı kelimelerle mecliste tartışılması,
Dolayısıyla bunun da basına yansıması bizlere gurur vermiştir. Biz her zaman şunu diyoruz, değerli vatanseverler. Önemli olan mücadele etmektir. Başarıyı Allah takdir eder. Hiç kimse bir yere varacağım diye yola çıkmaz. Varmak için yola çıkar. Biz şu an mücadele ediyoruz. Allah takdir ederse başarıyla ulaşacağız. Saygılarımı sunuyorum. Herkese bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.